Sultanahmet Camii. İç duvarlarını süsleyen göz alıcı desenlerinde renginden dolayı yurt dışında Mavi Cami adıyla anılan Sultanahmet Camii, Türk İslam mimarisinin en başarılı örneklerinden birisi olarak gösteriliyor. İnşaatında tercih edilen mimari anlayışla Osmanlı cami kültürüne yepyeni bir bakış açısı getiren yapı, tarihi yarımada tur kapsamında görülmesi gereken duraklardan bir tanesi. Maneviyata verdiği önemle tanınan Sultan 1. Ahmet'in emri doğrultusunda 1609-1616 yıllarında inşa edilmiştir. Süleymaniye Camii ve Külliyesi. Mimar Sinan'ın kalfalık eserimleri Süleymaniye Camii, Osmanlı'nın klasik mimari tarzının en görkemli eserlerinden sayılıyor. Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1557 yılları arasında inşa edilmiş, adı söylendiğinde zihinde beliren kısmı sadece ibadet bölümü olsa da aslında Süleymaniye Külliyesi'nin bir kısmını oluşturuyor. Külliyenin geniş alanına cami dışında medrese, hastane, sübyan mektebi, hamam, kütüphane gibi çok sayıda bina yapılmış. Süleymaniye'nin külliyesi Fatih'in ardından Osmanlı'da inşa edilmiş en büyük ikinci yapı grubu konumunda. Fatih Camii ve Külliyesi. Fatih Sultan Mehmet'in emri doğrultusunda İstanbul'un fethinden 9 yıl sonra 1462 yılında başlayan cami 1469 yılında da tamamlanmıştır. Yapı tamamlandığında içerisinde ibadet bölümü dışında 16 medrese, hastane, konuk evi, kütüphane ve hamam bulunuyormuş. Hizmete açıldığı dönemde dini bir merkez olmasının yanı sıra cami, külliyesi sayesinde önemli bir sosyal kültürel merkezmiş. Fatih Camii 1932'de ilk Türkçe ezanın okunacağı yer olarak seçilmiş. Mihrimah Sultan Camii. Kanuni bir yanağın güneş, bir yanağında ay gibi parlak olsun demiş ve kızına Mihrimah adını koymuş. Mihrimah Sultan'a aşık olan ama duygularına asla karşılık bulamayan Mimar Sinan ise sevdiği kadının adına yaraşır eserler yaratmak istemiş ve İstanbul'un iki ilçesine birbirinden güzel iki Mihrimah Sultan Camii yapmış. Bebek Camii ya da asıl adıyla Hümayunu Abad Camii. Bebek'te Cevdet Paşa Caddesi üzerinde Bebek Vapur İskelesi'nin hemen yanı başında bulunmaktadır. 1912 yılında Mimar Kemalettin tarafından burada daha önceleri Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmış olan bir caminin yerine inşa edilmiştir. Beyazıt Camii. İstanbul'un Beyazıt semtinde bulunan cami Sultan II. Beyazıt tarafından yaptırılmış olup günümüzde Beyazıt Camii olarak bilinir. Osmanlı dönemi mimarisinin esintilerini sunan cami, Beyazıt semtinin dağınık şekilde inşa edilen külliyenin en ünlü parçası konumundadır. Kim tarafından inşa edildiği tam olarak bilinmese de Mimar Hayrettin, Mimar Kemalettin ya da Yakup Şah bin Sultan Şah tarafından yapıldığına dair çeşitli iddialar bulunmaktadır. Hamidi Evvel Camii ya da diğer adıyla Beylerbeyi Camii. İstanbul'un Beylerbeyi semtinde bulunan 18. yüzyıl yapısı bir Selahaddin Camisi'dir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde sultanların yaptırdıkları Selahaddin camilerden olan Hamidi Evvel Camii, İstanbul'daki yalı camilerinin en güzellerinden kabul edilmektedir. Cami hem Osmanlı hem de Avrupa çinileriyle kaplanmıştır. Hüseyin Ağa Camii. Ahmet Dede tarafından 1603 yılında mescidi tekke olarak yaptırılmış, mescidin imamı Ali Efendi'nin minber koydurarak camiye çevirttirmiştir. Ahmet Dede, Hacı Hüseyin Ağa Camii'nin giriş kapısı karşısında taştan büyük bir meydan çeşmesi de yaptırmıştır. Hüseyin Ağa Camii'nin kendi avlusunda barındıkları da çok önemli. Ok Meydanı'nda bulunan Sinanpaşa Camii yıkılınca Mimar Sinan imzalı olduğu bilinen şadırvan buraya nakledildi. Şehzadebaşı Camii. Kanuni Sultan Süleyman'ın 22 yaşında vefat eden oğlu Şehzade Mehmet için yaptırdığı Şehzade Camii. İstanbul'daki tarihi camiler arasında bulunan en önemli anıtsal yapılardan biri. Şehzade Camii olarak bilinen yapı, Mimar Sinan'ın mimarbaşı olduktan sonra sanatının gelişimini gösteren basamakların başında yer alıyor.
Teşvikiye Camii, Sultan Abdülmecit tarafından 1854 yılında yaptırılmıştır. Cami bir avlu içinde inşa edilmiş olup eğimli arazide kurulduğu için güney tarafı bodrum kat üzerine yükselen fevkani bir yapıdır. Girişte kompozit başlıklı mermer sütunların taşıdığı saçak kornişin üzerinde ortası kemerle çevrili, içinde bayrak ve kılıç olan tuğralı bir arma yer alır. Ortaköy Camii. İstanbul'un en güzel yapılarından olan Ortaköy Camii, 19. yüzyıldan kalma bir Osmanlı dönem camisidir. Asıl adı Büyük Mecidiye Camii olan yapı 1854 yılında tamamlanmıştır. Ortaköy Camii'nin bulunduğu yere ilk yapının Mahmut Ağa tarafından yaptırıldığı fakat bu yapının patronu Halil isyanı sırasında yıkıldığı bilinmektedir. Cami mimari, tarih ve dini açıdan oldukça estetik bir görüntü sergilemektedir. Caminin ilgi çekici kısımları arasında Abdülmecid'in kubbeye hat sanatıyla yazdığı Allah, Muhammed, halifelerin isimleridir. Barok mimari tarzı ile yapılan Büyük Mecidiye Camii, dört bir yanından güneş alacak şekilde tasarlanmıştır ve bu yönüyle bir mimari harika olarak değerlendirilmektedir. Molla Zeyrek Camii. İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet tarafından fethinin ardından camiye çevrilmiştir. Molla Zeyrek Camii, İstanbul'un Zeyrek semtinde bulunmaktadır. Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma olan yapı, kilise 3 şapelden oluşmuştur. Ayasofya Camii'den sonra halen ayakta kalabilen ikinci en büyük antik mimari örneğidir. Hz. İsa'nın çarmıhtan indirildikten sonra üzerine yatırıldığı anlatılan sehpanın da burada olduğu söylenmektedir. Ayrıca bir de üzerinde Meryem Ana'nın gözyaşlarının izlerinin bulunduğu bir mermer tablonun olduğu rivayet edilmektedir. İstanbul'un fethinden sonra binanın manastır kısmı medreseye, kilise kısmı camiye çevrilmiştir.